Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman El Suud ve tabii ki Savunma Sanayi Başkanlığı'yla birlikte önce Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ı ziyaret ettiler. Burada Suudi Arabistanlı bakana Milli Muharip Uçak Kaan gösterildi ve diğer ürünler tanıtıldı. Arkasından da Suudi ekibi İstanbul'a devam ederek burada Baykar tesislerini geçti. Bu arada Baykar için en önemli yurt dışı sipariş veren ülke Suudi Arabistan. Toplam 3 milyar dolarlık Türk savunma sanayi açısından rekor bir anlaşma Baykar'la Suudi Arabistan arasında Akıncı İHA sistemleri üzerine imzalanmış durumda. Ve ekip görüşmelerini Genel Müdür Haluk Bayraktar, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la yaptıktan sonra bir hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ve bu hatıra fotoğrafında bir tarafta Kızıl Elma'nın ikinci prototipi, hemen yanında da Akıncı yer alıyordu. Ama dikkatli gözler Kızıl Elma prototipinde birçok değişikliği gözlemledi açıkçası. Şimdi Baykar elinde TB3 gibi çok önemli bir proje var. Artık yavaş yavaş test uçuşlarının sayısı her gün artıyor. TCG Anadolu'ya iniş kalkış için o rampa testleri de tamamlanıyor yavaş yavaş. Yıl sonuna doğru geminin üzerine göreceğiz TB3'ü. Bu projede şöyle bir işler kolaylandıktan sonra gözünü Kızıl Elma'ya dikmiş durumda. Kızıl Elma jet motorlu bir insansız hava aracı, muharip insansız uçak sistemi MIUS olarak adlandırılıyor ve ilk uçuşunu da 2022'de yapmıştı. Temel testler tamamlandıktan sonra biraz böyle bir Kızıl Elma beklemeye alındı. Aslında o uçağın ilk prototip sistem tanımlama uçağıydı ve işte bu uçağın stealth, yani radara görünürlüğün çok düşük olması planlanıyordu. Ama baktığınız zaman kumanda sistemleri kanatlarda, flaplarda, dikey stabilizelerde böyle dış bombeler görülüyordu. Bunlarla ilgili çok ciddi bir aerodinamik olarak, tasarım olarak tekrar elden geçirildi ve ikinci prototip aslında gerçek test uçağı halinde kullanılacak ve burada da görüntü itibariyle benim gözümde daha da aerodinamik, böyle keyifli, yakışıklı bir uçak durumuna gelmiş durumda. Uçağa dışarıdan baktığınız zaman aerodinamik açıdan birçok değişikliğe gidilmiş. Daha önceden de belirttiğim gibi bu kanatlardaki kumanda sistemlerinin yer aldığı mekanizmalar gövde içine alınmış. Aynı durum kuyruk içine geçerli. Bu tür çıkıntılar uçağın stealth özelliklerinin azalmasına neden oluyor. Çünkü radar dalgaları bu gibi noktalara çarparak geri dönüyor ve radarlar tarafından teşhis edilmeye başlanıyor. Uçağın burnunda da bir aerodinamik değişiklik söz konusu. Muhtemel bundan sonraki adım Kızıl Elma'ya Aselsan tarafından geliştirilmiş AESA radar Murad'ın takılması. Bu yüzden de burunda bir değişiklik söz konusu. Bir başka ilginç gelişme de kuyruğa doğru geliyor ve uçağın, bu tek motorlu bir uçak, arka kısmı F-35'in arka gövdesine benzemiş durumda. Bu uçakta Ukrayna yapısı motorun kullanılmıştı 2022'de ilk uçuşta. Aynı zamanda TEİ tarafından motor geliştiriliyor. Benim tahminim bu değişiklikler belki de Kızıl Elma'nın ilerleyen dönemde farklı bir motora kavuşabileceğini gösteriyor gibime geliyor. Bilmiyorum, benim dıştan gördüğüm kadarıyla bu işin tabii ki mühendislik uzmanlık tarafı çok daha farklı. Niye bunu söylüyorum? Hatırlayacaksınız, bir önceki gündem konusunda Baykar'ın motor üretme konusundaki çalışmalarını size anlatmıştım. Bu Baykar oldukça iddialı bu konuda ve burada da muhtemel kendilerinin geliştirecekleri bir motoru Kızıl Elma'da ilerleyen dönemde kullanılabilir. Muhtemel TEİ'nin TF-6000'i, belki ilerleyen aşamalarda TF-10000 gibi motorları da Kızıl Elma'da yer alacak gibi duruyor ama motor konusunda muhtemel farklı seçenekleri Baykar sunacak kullanıcılara. Kızıl Elma'nın tabii yeni tasarımında gövdesel değişikliklerin yanı sıra iniş takımlarındaki değişiklikler de dikkat çekiyor. Benim fotoğrafın açısından da olabilir ama gördüğüm kadarıyla iniş takımları daha güçlendirilmiş, biraz daha büyümüş. Güçlendirilmiş iniş takımları demek uçağın daha fazla ağırlığı alabilmesi, taşıyabilmesi anlamına geliyor. Bir ikinci önemli de durum da Kızıl Elma'nın hedeflerinden biri TCG Anadolu'dan operasyonun yapılması. O güverte inişler sırasında kısa durabilmek için neredeyse süratsiz kalma stol hızına yakın bir hızda uçağın güverteye çarpması gerekiyor. O şokun da iniş takımları tarafından alınması için güçlü iniş takımlarına ihtiyaç var. Burada da böyle bir değişiklik yapılmış durumda.
Kızıl elma için böyle bir aerodinamik değişiklikler hoş olmuş. Muhtemel bu uçağın tasarımıyla ilgili stealth anlamdaki özellikleri de bu tasarımla daha da toparlanmış durumda. Malum Milli Muharip Uçak Kaan görev yaparken bir tarafında Kızıl Elma, bir tarafında Anka 3 olacak. Ve pilot bir yandan Kaan'ı kontrol ederken o İHA sistemlerini de kullanacak. Muhtemel Anka 3'ün daha ağırlıklı olarak havayar görevlerinde, Kızıl Elma'nın havayar ve hava görevlerinde kullanılması planlanıyor. Bir taraftan da hatırlayacaksınız, geçtiğimiz programda da Amerika Birleşik Devletleri'nin de jet İHA'lar konusunda çok önemli adımları var. Hatta geçtiğimiz günlerde DARPA bir açıklama yaptı. Onlar da bir uçan kanat konsepti üzerine çalışıyorlar. Keşif amaçlı kullanılacak ve bu uçağın elektrikli motorlar kullanması gündemde. Bakalım işler nereye gidecek, ben de merakla takip ediyorum.